2020 yılında dünyada birleşme ve satın alma işlemlerinde aslında pandemi koşullarında bir düşüş yaşandı. Bu da bizi şaşırtmadı. Hem hacimde hem sayıda düşüş oldu. Genelde 4 trilyon dolar civarında işlem olması beklenirken normal bir senede bu seneyi dünya 3.6 trilyonla kapattı. 50-55 bin civarında işlem sayısı beklerken 47 bin işlem gerçekleşti. Bu işlemlere baktığımızda en önemli sektörün teknoloji ve medya ve telekom olduğunu gördük. Bu da bizi şaşırtmadı. Çünkü yine pandemi koşulları bu alanda e, bayağı bir etkili oldu. Dünyadaki işlemlere baktığımızda bu sene bir numaralı işlem Çin'den geldi. Bir petrol işi, bir petrokimya işi. Ama onun dışında eğer bir numaralı işlemi ayırırsak diğer mega işlemlerin tamamı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Japonya'dan geldi. Dolayısıyla gelişmiş ekonomilerde daha fazla birleşme satın alma işlemi olması, daha büyük işlemler olması gerçeğini bu şekilde bir kere daha doğrulamış olduk.